Hepinize merhaba arkadaşlar. 2019'un son videosuyla karşınızdayım. Ayrıca kafamda son derece çirkin bir tokayla da karşınızdayım. Ama ne yapayım yani, yeni yıla giriyoruz dedim. Saçıma başıma bir şey takmam lazım. Böyle bir simli pullu bir şey olması lazım. Dedim ve yaratıcılığımı konuşturup üzerine D yazan bir toka taktım. Neyse, bu video güzel bir video olacak. Çünkü bu videoda 2019'daki favorilerimden bahsedeceğim size. Ama tabii ki favoriler yine bahane olacak. Bizim amacımız sohbet etmek. Yine çok güzel ürünler de var. Çünkü ben favoriler videosu 1-1,5 yıldır falan çekmiyorum. Ama şu an önümde çok güzel ürünler var. Çünkü yıl boyu kullanıp hani gerçekten çok sevdiğim ürünleri koydum buraya. Ve sizin de hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Gerçekten güzel şeyler var. İsterseniz başlayalım. İlk olarak... ...2019'da hayallerim de böyle yıkıldı. İlk olarak size bir parfümden bahsetmek istiyorum. Ben bir parfüm manyağıyım. Gerçekten hani beni bir AVM'ye bırakın parfüm reyonuna. 3 saat sonra gelip alın beni, hala bir dakika şunu da koklayacağım, şunu da koklayacağım derim. Cidden aşığım parfümlere ve normalde şu olay çok hoşuma gider. Hani herkesin bir imza parfümü vardır. Onun koktuğu, mesela o kokuyu koklarsın ve aklına bir kişi gelir ya. Hani bu olay benim çok hoşuma gidiyor ve ben de insanlar bir kokuyu koklayınca akıllarına geleyim istiyorum. Ama gelin görün ki parfüm konusunda son derece çapkın ve şıp sevdiğim. Yani birine aşık oluyorum, kullanıyorum sonra diğerine vuruluyorum, ona geçiyorum. Böyle bir sürü çok sevdiğim parfüm var ama hiçbirinde sabit kalamıyorum aslında. Yine de 2019'da en sık kullandığım parfüm Dior Pure Poison'dı. Şu şişenin güzelliği yeter zaten ya. Yani en sevdiği renk mor ve siyah olan birine gösterebileceğiniz en güzel nesne. Koku anlatmak çok zor bir şey bence ama hani adı gibi gerçekten pure, böyle saf, güzel bir koku. Hani kesinlikle ağır ya da böyle çok şekerli, çok yoracak bir koku değil. Ama aynı zamanda kendini belli de eden bir koku. Aklıma getirdiği ilk şey temizlik oluyor benim. Gerçekten temiz kokuyor bu parfüm. 2019'da da bunu gerçekten çok fazla kullandım. Şu an başka bir parfüm kullanıyorum ama ya bunu da yine dönüp dönüp kullanacağıma eminim ve hani bitse gerçekten bunu tekrar alırım. Çünkü hani arada böyle odamda hani duruyorum, normal gidiyorum, kokluyorum, geri koyuyorum falan. Hoşuma gidiyor o koku, bilmiyorum. Ardından bir maske göstermek istiyorum. Maske manyaklığımı bilen bilir. Yani maskelerim ben işe yaramasından çok suratıma maske sürüp o şekilde story atmak bile hoşuma gidiyor. Onların o görüntüsü, bilmiyorum, beni mutlu ediyor. Story'den de her sürdüğümde soruyorsunuz. Hep aynı şeyi sürmüyorum ama genelde böyle kömürlü işte kil maskeleri sürüyorum. Bir süre Glam Glow'un kil maskesini kullandım ve o benim cildime alerji yaptı. Her çıkardığımda yüzüm kıpkırmızı oluyordu. Ben de asla ders almayıp hadi bu sefer cildim alışmıştır, bu sefer sorun olmaz deyip tekrar sürüyordum ama hep kıpkırmızı oluyordu ve bitene kadar da ben onu o şekilde kullandım. Neyse, favori kısmına geleyim. Bu L'Oreal'in maskeleri. Gerçekten bunları çok fazla kullanıyorum. Başta PR gönderisi olarak gelmişti. Sonra ben kendim almaya başladım. Mavisi de güzeldi. Bir tek sarısını çok sevemedim. Sarısının içinde peeling taneleri var. Gerçi ben onu sürdüğümde cildimde sivilce vardı. O yüzden peelingini yapamamıştım. O rahatsız etmişti beni. Ama özellikle bu gri olanın Safkil Detox maskesi olarak geçeni ben gerçekten çok sevdim. Benim cildime iyi geldi. Ve araya bir kitap sıkıştırmak istiyorum. Şöyle ki 2019 benim üniversiteye hazırlanıp liseden üniversiteye geçtiğim seneydi. Hani dolayısıyla benim için özel ve önemli bir sene. Ama şöyle bir dezavantajı vardı. Sınava hazırlanıyorsanız kitap okuyamıyorsunuz doğru düzgün. Yani pardon, genellemeyeyim. Çok güzel şekilde okuyanlar da vardır ama ben hani benim için çok verimli bir yıl değildi kitap ve film izleme anlamında. Ama özellikle yazın güzel okuduğum bir dönem oldu ki zaten size de bir kitaptan etkilendiğimde falan Instagram üzerinden direkt paylaşıyor oluyorum. Bu kitabı daha önce hiç paylaşmadım çünkü genel olarak kitaptan değil de içindeki bir kısımdan çok etkilendim ve hani gerçekten 2019'da hayatıma çok yön verdi. Bayağı bildiğiniz bakış açım çok değişti. Kitap Halil Cibran'ın Ermiş kitabı. İncecik bir kitap zaten. Hani o gün yatakta elime aldım ve hani oturduğum yerde direkt bitti bir iki saat. Hatta bir iki saat sürmemiş bile olabilir. Gerçekten incecik bir kitap ve hani içi kısa kısa hikayelerden oluştuğu için evliliğe dair, sevince dair atıyorum, özgürlüğe dair. O yüzden çok hızlı bitiyor. Genel olarak da güzel bir kitaptı ama beni asıl etkileyen kısma gelmek istiyorum. 10. sayfa, 3. paragraf. Yokluk korkusu yoksulluğun bizzat kendisi değil midir? Kuyunuz suyla doluyken çekilen susuz kalma korkusu değil midir asıl giderilemez susuzluk? Burada biraz açgözlülüğe de gönderme yapıyor ama bu bende farklı şeyler, düşünceler uyandırdı. Yani yatakta şunları sorgularken buldum kendimi. Mesela atıyorum çok güzel bir tokanız var. Siz bu tokayla gayet mutlu şekilde yaşayabilirsiniz. Ama siz bu tokanın atıyorum kaybolacağını düşünüp mutsuz şekilde de yaşayabilirsiniz. Yani aslında mutluluk dış etkenlerde değil de bizim kafamızın içinde ve bizim kurduklarımızla alakalı bir şey. Metin de tam olarak bunu anlatmıyor burada, farkındayım ama nedense bana bunu çağrıştırdı bu. Tabii ki bu toka kaybolabilir ve ben yine üzülebilirim. Ama o zaman bu mantıklı, anladınız mı? Hani bir şey oluyor ve üzülüyorsunuz, buna çözüm arıyorsunuz ya da ki hayatta hani üzülmemek diye bir şey yok. Tabii ki üzüleceksiniz.
Ama ben şunu fark ettim. Biz bir şey olduğundan ziyade olmadan önce onu kafamızda kurup olma ihtimaline karşı üzülüyoruz genelde. Geçen sene kendimde bunu çok görüyordum. İşte sınavı ya kazanamazsam ya istediğim yere giremezsem. Yani bir dur ya, bir elinden geleni yap değil mi? Bunları düşünmek yerine elinden geleni yap. Giremezsen istediğin yere, o zaman bir çözüm düşünürsün ya da üzüntünü tamam yaşarsın. Çünkü bu da hayatın içinde var. Üzüleceksin yeri geldiğinde. Ama yeri gelmediğinde üzülme. Hani bir şey olduğunda üzül. Kafanda kurduklarına üzülme çünkü onlar gerçekleşecek diye bir şey yok. O cümleden nedense çok fazla şey çıkardım. Hani her şeyin aslında bizle ilgili olduğuna dair çok fazla şey kattı bana ve bu beni çok mutlu ediyor çünkü hani düşünüyorum, hani 2020'ye giriyoruz ve diyorum her şey benim elimde, ben istersem kendimi değiştir... Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, her şey benim elimde derken öyle demek istemedim. Kadere inanıyorum. Ya yani mutlu olmak, başarılı olmak ya da işte bir alanda çok iyi olmak, hepsi bizim elimizde. Bu beni cidden çok mutlu ediyor çünkü ya istediğimizde bunu yapabiliriz ve bence istiyoruz da çoğumuz şu işi. Sadece çalışıp yapmak zorundayız. Ya bir konuyu da o kadar dağıttım ki. Evet, kısa bir sohbetin ardından yine size çok sevdiğim bir ürünü göstermek istiyorum. Real Techniques'in Stippling Brush'ı. Artık üzerindeki yazılar da çıktı. Buraları da soyuldu. Başına gelmeyen kalmadı. Çünkü her şeyi bununla sürüyorum. Ama gerçekten her şeyi. Ben buna fondöten sürdüm, pudra sürdüm, bronzer sürdüm, kontür yaptım, allık sürdüm, aydınlatıcı sürdüm. Hatta bunu şöyle şöyle yapıyorum üstüyle. Far bile sürüyorum. Gerçekten ruj ve rimel hariç her şeyi bununla sürüyorum ve çok memnunum. Yani buna bir şey olsa direkt gidip aynısından alırım. Çünkü hani benim rahat ettiğim fırça buymuş. Ben bunu gördüm. Böyle allık falan o kadar güzel yayılıyor ki. Normalde fondöten fırçası olarak geçiyorlar bu arada. Ama ben en az bununla fondöten sürüyorum. Toz ürünleri sürmek bana buna daha iyi geliyor. Çok pufuduk fırçalarla bir şey sürünce böyle çok homojen dağılıyor. O kadar homojen de sevmiyorum ben. Ya homojen olumlu bir kelime makyajda. Ama ne bileyim, böyle bir allık sürüyorsam burada biraz daha belirgin dursun istiyorum ben. O yüzden bunu çok seviyorum. Gerçekten seninle daha yıllarımız var. Seninle bir ömür geçireceğim ben. Seviyorsun kardeşim. Ardından yılın ojesini gösteriyorum size. Bunu gerçekten her sürümde çok soruyorsunuz. Ben de bayılıyorum. Vallahi çok güzel bir oje. 498 numara Rain Rain Go Away isimli bir oje. O kadar farklı bir renk ki yani benim lügatımda bu rengin tanımı yok. Hani mor desen mor değil, gri desen gri değil, beyaz hiç değil, pembe de değil. Nesin sen? Net olmayan renkleri çok severim. İnsanları hiç sevmem ama ojede çok güzel oluyor bence net olmayan renk. Çünkü farklı oluyor. Hatta işte geliyor mesela biri diyor bu ne renk diyor. Sen de bilmem ki diyorsun. Sonra böyle biri diyor bence mor, bence şöyle, şu elbise olayına dönüyor. Ben zevk alıyorum bu muhabbetten. Neyse, çok güzel bir oje bence. Hani öyle kurumadı ki bayağıdır kullanıyorum. Fırçası çok güzel, rengi çok güzel. Fiyatı da çok uçuk bir fiyat değil. O yüzden benim gibi bu tarz renkleri seviyorsanız alın derim. Çünkü elde de çok hoş duruyor bence. Çok temiz görünüyor. Şimdi göstereceğim şeye hazır mısınız bilmiyorum ama çay göstereceğim. Kaçak çay gösteriyormuşum. Hayır, şaka. Şimdi bunu sevme sevdiğim içinde adamın geçmesi de olabilir. Çünkü yeşil çay gül buketi diyor ama hayır, gerçekten çok güzel bir çay. Ben çay aşığı bir insan değilim. Yani kahvaltıda içerim ama öyle ay çay olsun da içeyim değil. Annemle babam çok öyle 7-24 çay içiyorlar da bana geçmemiş o. Ama bir yerlerden yeşil çayın çok faydalı olduğunu, kilo verdirttiğini ve çok iyi geldiğini cilde falan duydum. Ve yeşil çay denemeye başladım. Hatta favori yeşil çayımı da göstereyim. Hala deniyorum bu arada. Belki daha sevdiğim çıkabilir ama buna gerçekten bayılıyorum. Bu Doğadan'ın limonlu yeşil çayı. Limonlusunu ben hani direkt düz yeşil çaya nazaran daha çok seviyorum. Siz de deneyecekseniz bunu deneyebilirsiniz. Ya da direkt yeşil çayı sevmiyorsanız hani belki limonlusuydu, ananaslısıydı. İşte onlara bakabilirsiniz. Diğer favori de bu kutunun içinden çıkan güllü olan. Tipi de çok güzel bu arada. Hani ambalajı, kokusu, görüntüsü falan da güzel. Bunun mesela kırmızısını denedim. O da tarçınlı mı? Kırmızılı bir şeyliydi. Onu o kadar beğenmedim açıkçası. Onu bir daha almam. Ama bu yeşil çayı ve bunu gerçekten çok sevdim. Hani bunları içip içip duruyorum. Hatta okulda götürüyorum bazen termosla. Bunlar da 2019'da bayağı bir içtiğim için göstermek istedim. Sponsorlu gibi durdu şimdi ikisi de böyle aynı marka olunca ama hayır, böyle bir şey yok. Ama keşke olsaydı çünkü gerçekten çok sevdim. Araya birkaç favori şarkı sıkıştıralım mı? Bu yıl neyi çok dinledim biliyor musunuz? Ya aslında alakasız bayağı ama Lana Del Rey'in Fuck It I Love... Ay, bunu da direkt söylemem yanlış mı oldu? Ama İngilizce küfür olan kelime söyleyince küfrediyormuşum gibi gelmiyor bana. Mesela Türkçesini söyleyemem, imkanı yok. En azından videoda söylemem. Ama İngilizcesini söyleyince hani fuck it I love you, ne bileyim, bir yanlış gelmiyor bana. Ben size en iyisi dinleteyim. Bu arada şey oluyor yani, Spotify'ın böyle liste şeyi çıktı. Yeni yıla yakın işte en çok dinlediğin şarkı falan. Bu da en çok dinlediğim şarkıların içinde vardı. Yani bayağı dinlemişim cidden. Biraz daha yavaş bir şarkı ama ben genelde yavaş şarkı dinliyorum. O yüzden hoşuma gitmiş de olabilir. Gerçekten ya, arkadaşlarımla zevkim uyduğu için o kadar mutluyum ki şarkılarını dinleyip dinleyip duruyorum. Evim senin kalbin, sebebi sevgilim.
Hiç bitmeyecek gibi bakan gözlerin. Ve gerçekten arkadaşlarım diye demiyorum ya. Hani tarzı bana uymasa yine arkadaşım olduğu için destek olmak isterdim ama gerçekten çok seviyorum ve ben bunları gerçekten hani videoyu kapadığımda da dinliyorum. Yolumuz yol mu bilmem ama yorulup sor mu diyemem asla, yapma rol ve soruyu sor, ben hazırım uçmaya. Başka size şunu gösterebilirim. Yemin ediyorum her birinden ya şu kadarcık birinden hoşlanmaya başlayayım. Evde açıp bu şarkıyı dinliyorum. Sonra böyle kendimi gaza getiriyorum, öyle hoşlanıyorum. Hakkında her şeyi duymak istiyorum. Şimdi sizi şaşırtmayacağım çünkü Teoman'dan bir şarkı. Ama Teoman'ın çok bilinen bir şarkısı değil. Yine de benim en sevdiğim şarkılarından biri. Hazır mısınız? Ne yazık demiştin sevgi. Ya bu şöyle, benim okulum karşıda olduğu için ben her gün iki kez vapura biniyorum ve Galata'nın oradan geçiyorum. Galata'dan geçerken de Teoman'ın Galata'da Rıhtımda diye bir şarkısı varken dinlememek olmaz. O yüzden her gün Galata'dan geçerken ben bu şarkıyı açıp dinliyorum. Genel olarak böyle melodisi, sözleri falan çok hoşuma gidiyor ve bu sene cidden bayağı bir dinledim bunu. Arkadaşlar ben izninizle artık şunu çıkarmak istiyorum. Tam yeni yıl coşkusu falan da rahatsız etmeye başladı artık. Git. Bu arada kuaför saçımı öyle bir kesti ki, biliyorsunuz normalde kelkillerimi evde ben kesiyordum ama geçen kuaföre gittim. Ve hani fön çektiriyorken kısalttırayım da dedim. Daha doğrusu kendisi teklif etti. Şu an bayağı kısa haldeler ama bunu takmıyoruz. Şu an devam ediyoruz. Urban Care'ın bu argan yağlı saç neyi denir artık, spreyi diyeyim. Bunu gerçekten bir yıl o kadar çok kullandım ki. Çünkü ben duşta saç kremi şu an kullanmıyorum. Yani aslında dönem dönem kullanıyorum bazen ama uzun süredir kullanmıyorum. O yüzden duştan çıkınca saçıma böyle bir şey sıkma ihtiyacı duyuyorum ve o %90 bu oluyor. Saçımı öreceksem falan ya da direkt açık bırakacaksam direkt bunu sürüyorum. Hatta bunun bir tane de serumu var. Onu da genelde alıyorum elime, böyle yayıyorum. Şöyle şöyle yapıyorum. Elektriklenmeyi falan alıyor. Bunlardan bayağı memnunum. Arada tabii ki farklı ürünler kullanıyorum ama hani yine elim bunlara gidiyor çoğu zaman. O yüzden seviyorum sizi. Ve size bu yılın benim için en favori iki şeyini göstereceğim. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde söyleşiye gittiğimde verilmişti bu. Ve o kadar hoşuma gitti ki hani bazen ya böyle bir şey yapasım olmadığında böyle kendimi çok... böyle başarısız, ilhamsız, kötü hissettiğimde bunu açıp bakıyorum ve diyorum ki hani hadi kalk ayağa, hani yaparsın, hadi kalk. O yüzden çok seviyorum bunu, hani resmen yol gösteriyor bana ve 2019'da benim olduğu için, söyleşi 2019'da gerçekleştiği için bu videoyu eklemek istedim. Ve diğer şey de Inflow'da aldığımız ödül. Bu da yine odamın direkt görünen köşesinde, her gördüğümde mutlu olmak için direkt aynamın oraya koydum. Tabi bunlar somut şeyler, asıl hani mutluluk maneviyatta yatıyor ama bu da hani insana böyle somut bir şekilde karşısına durup hani bak bunu yaptın, hani bunu başardın gibi bir mesaj veriyor ve benim çok hoşuma gidiyor çünkü ya her şey geçiyor hayatınızdan, insanlar ya da işte üzüldüğünüz başka şeyler, ama o başarı hissi, ya burada şey demiyorum, ah çok şey başardım demiyorum ama hani bunlar ufak ufak adımlar ve benim çok hoşuma giden adımlar. Bana cidden hani motivasyon veren adımlar. Onlar da bu kadardı ve ya bir yıl daha bitti ya. Gerçekten hani yaşlanıyor muyum? Ne oluyorum? 18 yaşıma girdim artık. Çocuk da değilim. Artık büyüdüğümü hissediyorum ve değişmek istiyorum ya. Bu değişim sözcüğünü genelde negatif anlamda kullanıyorlar ama ben hani daha fazla şey bilmek, daha fazla şey öğrenmek ve kendimi hani yeni kendimi oluşturmak istiyorum ve o kendi halimin daha iyi versiyonu olsun istiyorum. Daha farklı ya da çok uç noktada, çok bağımsız bir şey değil de bildiğiniz şu anki halimin daha iyi ve hatta direkt kendimin en iyi versiyonunu yapmak istiyorum 2020'de. Ve hayatım boyunca da onun üzerine kata kata gitmek istiyorum. Benim ilk hedefim bu ama tabii birazdan defterime yazacağım madde madde şeyler. Hatta belki siz de isterseniz Instagram'dan da paylaşırım. Şimdi videoyu editlerken şey de yapacağım. Hani işte 2019 nasıl geçti? Storylerden bir şeyler paylaşacağım. Eğer ilgileniyorsanız Instagram adımda Buket Sena 2 aylı artık. Biliyorsunuzdur zaten muhtemelen. Oradan da bakabilirsiniz. Ve herkese harika ötesi bir yıl diliyorum. Umarım çok fazla şey öğrenirsiniz. Çok güzel anlar biriktirirsiniz ve yine birlikte oluruz. O zaman... seneye görüşürüz falan. Yapayım mı bunu? Yapmayacağım. Tamam. Takipten çıkmanızı istemiyorum. Ama hepinizi çok seviyorum. Çok öpüyorum. Başka diğer güzel videolarda, yıllarda, anlarda, her şekilde görüşmek üzere. Bay bay. Seneye görüşürüz.